bir insanın evleneceği kişiyi tanıması doğal bir hakkı kişinin. Ya bundan mahrum etmek, tam görücülük usulünü savunmak ciddi bir risktir. Tabii görücü usulü evlilik bizim kültürümüzde görücü usulü evlilik olarak söylendiğinde genellikle o kişi hiç görmeden evlilik kastediliyor. Şu anda öyle bir evlilik çok nadir. Yani nadir. Ama yarı görücü usulüyle evlilik var. Tanıştırılıyor. Daha sonra birkaç görüşme oluyor ve daha sonra evlilik kararı veriliyor. Bu tarzdaki ilişki evlilik öncesi birbirini tanıma süreçleri önemli. Yani bir insanın evleneceği kişiyi tanıması doğal bir hakkı kişinin. Ya yani bundan mahrum etmek, tam görücülük usulünü savunmak ciddi bir risktir böyle durumlarda. Bu nedenle bunun olumsuz sonuçlarını da hep gördük yani. Bu nedenle aile büyüklerinin görüşü önemli. İlk evlenecek kişi, onu genellikle bizim kültürümüzdeki alışkanlık, evlenmeden önce aile büyüklerinin, iki tarafı da tanıyan kişinin görüşleri birinci süzgeçtir. İkinci süzgeç, gençlerin birbirlerine sıcaklık hissetmeleri, iç seslerini dinlemeleri. İç sesleri %70-80 evet diyorsa ve üçüncü görüşlerin görüşü olumluysa, böyle bir durumda tanımın yapılmamış bir ilişki sağlıklı bir ilişki değildir. Kız ve erkek arasında tanımı yapılmış ilişki nedir? Nişanlılıktır. Yani nişanlılık ilişkisi bir tanıma ilişkisidir. Yani bizim kültürümüzde bunun kültürel olarak sınırları çizilmiştir. Bu ilişkinin dışındaki böyle açık evlilik tarzındaki yaşantılar birbirini tanıma yaşantıları değil, birbirini kandırma yaşantılarıdır. Bu nedenle bu popüler tuzağa düşmemesi gerekir gençlerin.